Evet, yeni bir ağır ekonomi programından merhaba. Bu hafta, geçen hafta açtığımız dosyaya devam edeceğiz. Bu hafta konuşacağımız şey meşhur iş gücü dışındakiler. Yani iş gücü dışındakiler kim? Bir dinamik farklılaşması var mı? Bu farklılaşmanın varsa nedeni nedir? Onlara bir bakmaya çalışacağız. Önümüzdeki hafta herhalde istihdamdakileri ve işsizleri ikisinden birini alacağız. Ondan sonra bir daha alacağız. Sonra ben yavaş yavaş konuşuyorum. Bir iki tane de belki iki kişiyi aynı anda konuk alarak bu iş gücü piyasasını cari durumda, çünkü büyük bir alt üst oluş var. Evet. Hangi göstergelerle izlemek lazım? Nasıl izlemek lazım? Bu konuda bir öneride bulunabilir miyiz? Ona bakacağız. Ondan sonra da hayırlısıyla enflasyona geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü enflasyonda da enteresan yazılar, görüşler çıkıyor. Birbiriyle pek ilişkili olmayan ya da çok problemli sayılabilecek yorumlar. O yüzden bu dosyanın arkasından bir de enflasyon dosyası açmakta fayda var. Kaldı ki zaten bu enflasyonla ilgili bizim yapmayı düşündüğümüz bazı çalışmalar da vardı. Yani bu enflasyon endeksini daha kullanışlı bir şekle dönüştürmeye dönük olarak. O zamana kadar umarım onları da bitirirsek yeni bir enflasyon Türkiye koşulları için daha kullanışlı olduğunu düşündüğümüz bir enflasyon indeksi de önereceğiz herhalde. Belki burada da bir gösterge önermesi yapabiliriz. Yani yetiştirebilirsem eğer ben. Bu bir hayli zor oluyor tabii. Yani sen biliyorsun yakından. Çünkü Evet. çok vaktimi alıyor. Ama tabii sadece bu program için çalışmıyorum. Bu bizim genel çerçevemizi oluşturmak açısından da yapılması gereken bir çerçeve. Nasıl yapıyoruz? Onu sonuçları paylaşırken anlatacağım biraz. Ben bir iki bir şey söyleyebilir Tabii. miyim? Tabii. Bu enflasyon konusunu çok önemsiyorum ben. Özellikle Türkiye'de son 15-20 yıldır aslında Türkiye'nin genel patolojik bir problemidir bu. Büyüme sıkıntısı çeken bir ülke Evet. Türkiye ve zaman zaman da büyüyebilmek için ki sosyal baskıları, kronik problemlerini görünmez kılabilmek için ülkenin büyümeye ihtiyacı oluyor. Genellikle siyasiler de o yolu seçiyor. Kolay büyümenin yolu olarak da dünya piyasalarında çok geçerli olmayan, ticaretini yapamayacağınız, yani ülkeye çok fazla döviz kazandırma ihtimali olmayan veya çok düşük olan iktisadi faaliyetleri, yani yerel düzeyde kullanılan iktisadi faaliyetleri öne çıkartmak, onları arttırmaya çalışmak, talep yaratmak onlara, inşaat bunlardan biri, hizmet sektörleri genel itibariyle bunlar arasında sayılabilir. O sektörleri daha çok dikkate alan bir büyüme stratejisi Türkiye'de seçiliyor. 18 yıldır AKP döneminde de inşaat hani genel itibariyle sloganlaştı. Ama inşaat denilen sektörün gayri safi yurt içi hasıladaki payı %8 maksimum. Evet. Bu değil aslında. İnşaata indirgemek doğru olmaz. Büyüme modelinin temelinde hizmet sektörü var. İnşaat da bu sektörün parçalarından birisi. Şimdi burada enflasyonla bağlamak istiyorum. Temel argüman benim en azından zaman zaman seninle de konuşuyoruz. Asaf Hoca'yla da konuştuğumuz konu. Bu iktisadi faaliyetlerin yani yerel nitelikte iktisadi faaliyetlerin fiyatlarıyla uluslararası piyasada uluslararası rekabete açık malların fiyatları arasında bir farklılaşma oluyor. Sen sürekli olarak bu yerel mallara yönelirsen, talebi orada şey yaparsan, uluslararası rekabette olmadığı için o fiyatlar şişiyor. Hani balon denilen şey, inşaat fiyatlarının şişmesi gibi. Bugün Twitter'da bana birisi mesaj atmıştı. Orada birden Zeyyat Hatipoğlu'nu hatırlatan bir şey oldu bende. Onu da Twitter'da paylaştım, yazdım dilim döndüğünce. Ama dile de getirmek istiyorum. Rahmetli hoca, sen çok iyi bilirsin, rant 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 der, tuttururdu.
Ve Yıllıkta da inanılmaz yeri şey. var karikatürlerde, rant Aynen, rant aynen. Çok da çalışkan bir insandı. Karadeniz'de olmasının da vermiş olduğu bir dinamizm tabii vardı. Ve ölene kadar da, değil mi? Sürekli yazdı, başında çizdi. vefat etti diyebiliriz yani aslında. Evet, aynen öyle. Yani Allah herkese öyle nasip etsin, açık söylemek üzere. Ben öyle bir şey beklerim. Zira öteki türlüsünü düşünemiyorum bile. Hoca şunu söylerdi, yani birçok şey arasında, eğer derdi siz bu yerel malları, hizmet sektörünü çok fazla şey yaparsanız, şişirirseniz, milli gelir de malum şeyle ölçülür. Sen söyle adını. Yerel fiyatlarla ölçülür. Milli geliri biz dolarla ölçmüyoruz. Üretim ve muhasebe kayıtlarımız hep TL cinsinin hukuki olarak. Sonuçta TL ulusal paramız. Dolayısıyla siz TL fiyatları yüksek olan, suni olarak şişirilmiş olan bir şeyi daha yüksek, değeri daha yüksek çıkartırsınız ve milli gelir de şişer. Yani suni olarak milli gelir şişer derdi. O yüzden de bu gelirlerde şey yapmak lazım. Bu fiyat indekslerinde ekonominin gerçek durumunu görmek için, ya hayat pahalılığı değil de gidişatı görebilmek için bu iki fiyat indeksini ayrıştırmak lazım. Yerel düzeydeki mallardaki şişkinliği görmek için bir indeksle daha çok uluslararası rekabete açık, uluslararası talebin bir unsuru olan malların ve üretimin bir unsuru olan malların fiyatlarını ayrıştırmak çok manalı olur. Dolayısıyla bizim enflasyonla ilgili tartışmalarımız biraz Türkiye'deki konvansiyonel tartışmalardan biraz farklı. farklı. Yani doğru mu ölçüyoruz, yanlış mı ölçüyoruz, bu yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Aslında çok daha komplike bir konu. Ölçüm sorusu ve neyi ölçüyoruz, neyi ölçmek istiyoruz? Aslında temelde konuşulması gereken şey enflasyonla ilgili neyi ölçmek istediğimiz ve nasıl kullanmak istediğimiz. Bu tabii iş gücü verileri için de bu Geçer. şekilde Evet. geçerli. Evet, kestirmeden çünkü şöyle bir şey. Yani burada kalkış noktamız şu. Bir anomali tespit ediyoruz. Herkes bunun üzerinde uzlaşıyor, değil mi? Nedir? İşte iş gücüne dışına çıkanlar çok şey hızla artıyor. İşsizlik düşerken istihdam da istihdam azalırken işsizlik de azalıyor. İş gücüne dışına çıkışlar da artıyor. Bu normalde rastlanmaması gereken bir durum. Ama böyle bir anomaliyi cevaplamak şu şekilde çok kolay. TÜİK bir iş çeviriyor. Peki, böyle cevapladığımız zaman biz ne öğreniyoruz? Hiçbir şey öğrenmiyoruz. Yani iş gücü piyasasında TÜİK'in sadece bazı şeyleri çarpıttığını kani oluyoruz. O zaman hemen arkasından gelmesi gereken nokta şu. O zaman bu verileri kullanmayalım. O zaman TÜİK'in bize vaz ettiği kategorileri kullanmayalım. Biz zaten onu kullanmıyoruz. Yani yeni bir durum değil. Yani bizim işsizlik tanımımız hiçbir zaman Doğru. dar TÜİK işsizlik tanımı olmadı. olmadı ki. Yoksulluk da Ama öyle. Gelir dağılımı da öyle. evet ama bunu TÜİK de bizim gibi yapsın dediğimiz zaman olmuyor. Çünkü TÜİK bizi dinlemek durumunda değil. TÜİK'in bir uluslararası setup'ı var. Yani Birleşmiş Milletler, ILO, bilmem ne, ıvır zıvır, istatistik şeyine göre belirlenmiş. Onu yapmak zorunda. TÜİK ne yapıyor? İşte bizim ihtiyaçlarımızı gidermek üzere mikro veri veriyor. Bilmem işte tarım dışı işsizlik gibi başka hiçbir yerde olmayan bir şeyi kabul ettirdik. Yani onlarla beraber yaptığımız bir çalışta ortaya çıkan sonuçlardan ikna oldu TÜİK kurumsal olarak ve onu da resmi istatistik seviyesine çıkarttı. Yani böyle karşılıklı işbirliği içerisinde gidersek sonuç da alıyoruz. Ama biz TÜİK'le bağlı değiliz. TÜİK bize mikro veriyi verdiği sürece da bağlı değiliz. Şimdi görüyorum artık şeye döndü polemikler. TÜİK'le polemik yapıyor insanlar ama aslında yaptıkları polemik ILO'nun tanımı. Ya da işte Birleşmiş Milletler'in tanımı, istihdam tanımı, işsizlik tanımı. Şunu daha önce söyledik insanları yani bizi izlemek zorunda değiller ama pek çok kişi biliyor, pek çok kişi de söylüyor.
İşsizliğin tanımı, istihdamın tanımı 2021 yılından itibaren değişecek. Artık ücretsiz aile işçileri istihdam içerisinde sayılmayacaklar. Onun dışında işte bir takım başka düzenlemeler de gelecek. Dolayısıyla resmi istatistikle resmi işsizlik oranı geniş işsizlik oranına doğru yakınlaşacak. O zaman ne diyecekler bu arkadaşlar? Çünkü TÜİK'in yalan söyledim, TÜİK'in verilerini kullanarak yapıyorlar. Sonra TÜİK'in verilerini kullanmaya devam eder. Doğrusu bu değil. Olabilir ama o TÜİK'in yalan söylüyor. Çünkü TÜİK'in yalan söylemesi demek şu demek. Gidecek haneye. Ondan sonra işte görüşme yapacak. O görüşmede sen nedir durumun diyecek. Ben işte istihdamda değilim. Peki iş arıyor musun? Arıyorum. Onu gidip burada iş aramıyor diye yazacak. Bu çarpıtmadır. Bir kaynak bu. Bunu yaptığının gösterilmesi lazım. Eğer bu böyle yapılıyorsa hakikaten buna dair emare varsa mikroveride özellikle o emareleri bize gösterdikleri anda ben bir kez daha söylüyorum. Daha önce hafta içi yazdığım bir tweet vardı. Sevgili Birol Aydemir'in Independent'ta verdiği röportaja cevap yazdım böyle. Uzun flute yazdım yani 24 tane tweetten oluşan. Evet. Onu da vakit kalırsa konuşuruz. Bunu göstermesi lazım. Birol Aydemir'in ima ettiği bu. Yani TÜİK'teki arkadaşlarımızı müstesna tutuyorum. Ama ya tanımı değiştiler ya bir şeyler falan filan diye. Onları dediğim gibi derli toplu konuşalım onun üzerindeki söylediklerini. Ama bunun argümante edilmesi lazım. Eğer böyle bir argüman varsa ve bu argüman bize gerçekten durumun bu tür bir çarpıtmaya konu olduğunu gösteriyorsa o zaman bu verileri kullanmanın anlamı yok zaten. Evet. O zaman hep beraber terk ederiz bu verileri. Uruguay çalışırız, bir şey yaparız, ne bileyim. Erişim kolay olan çok şey var. Ama ben böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de çalışmaya devam ediyorum. Tanımla ilgili tartışmaları da dediğim gibi bunun muhatabı TÜNİK değil. O asıl muhatap da zaten değişiklik üzere. Neyse şimdi çok uzatmadan şeye gelelim. Ben ekran paylaşımını yapayım. Bu iş gücü dışındakileri konuşacağız bugün. Benim çok merak ettiğim bir konu bu. Bu iş çok da kamuoyunda tartışılıyor ve tartışılırken de insanlar inanmıyorlar. Yani zaten TÜİK burada şey yapıyor, manipülasyon yapıyor. İşsizliği düşüyor göstermek için oranı hesaplarken kullandığı sayı yani paydayı şey yapıyor, manipüle ediyor. Evet, ama işte Deniyor. Nereye gidiyor bu insanlar? Niye çalışmıyor, kabul ediliyor? evet. Yani bu bir tanımsal bir durum aslında ama iktisadi manada ya da istatistik anlamda bir tanım sorunu. Bu insanlar geniş manada ümidini yitirse de çalışmayan herhangi bir kişiyi işsiz olarak düşünüyor. Ama biz iktisatçılar bir irade beyanını geri alıyoruz. İrade beyanı yoksa o insan iş gücü arzının içerisinde maalesef yer almıyor. Yani böyle bir tanımımız var. Dünyanın her tarafında da bu böyle. Kaldı ki işsizlik düşerken iş gücü dışındakilerin sayısı artıyorsa bu iş gücü piyasasında çok ciddi bir problem olduğunu gösterir. Yani burada Tabii o ayrı. polemiği TÜİK'le değil enerjimizi bu niye böyle oluyor diye hükümetle bu işin iktisadın yönetimini kim yapıyorsa onunla yapmamız lazım. TÜİK'e vurmak kolay. Ne olacak? Cevap verse bile dinlemiyorsunuz. Sahip çıkanı yok. Yani vallahi bizim dışımızda öyle TÜİK'i savunan işte bilmem ne falan filan yapan kimse de yok. O yüzden çok kolay, risksiz. Fazla kafa yormaya da gerek kalmıyor. İşte günlerce çalışma yapmaya da gerek kalmıyor. Çünkü bu problemi tespit edebilmek kolay değil gerçekten. Elimizdeki veri çok Tabii. kaliteli bir veri değil. Yani şu açıdan söylüyorum. Kategoriler ve tanımlar itibariyle çok kaliteli veri. Önümüzdeki hafta konuşacağız. Mesela istihdam benim asıl problemim, asıl derdim istihdamla, istihdamın tanımıyla. O da çok önemli bir problem. Hocam, O pek çok şeyi farklılaştırıyor. şimdi bu veri de sen çok ciddi şeyler yaptın. Yani ben yakından biliyorum ama seyirciler bilmiyor doğal olarak. Bir kere 3'er aylık verilere sen bunu indirgedin.
olabilir Yani gerektiği şöyle algılıyorum. anlatayım Yani şimdi. Evet. Şimdi mikro veriyi aldık biz. Mikro veri dediğimiz 2019 yılına ait bir veri. Yani bu Covid pandemi salgınını şey yapmıyor. Kapsamıyor. TÜİK bize veriyi verirken bir yıllık mikro veri diye veriyor. Bütün gözlemler bağımsız. Dolayısıyla yıllık analiz yapabiliyorsunuz. Ama biz de şunu tespit etmiş durumdayız tablolardan. Kuşkulanıyoruz daha doğrusu. Bu iş 2019'un 3. ve 4. çeyreğinde başladı. İşgüzar. doğrudur. En azından bizim dikkatimizi o zaman çekti çünkü rakam çok büyüdü. Dolayısıyla eğer bunu anlamaya çalışıyorsak bizim çeyreklik veriye ihtiyacımız var. Ama çeyreklik veriyi de TÜİK vermiyor. Mikro veride. Dolayısıyla biz hangi çeyreğe ait olduğunu bilmiyoruz. Ama sevgili Alpay Filiztekin, Sabancı Üniversitesi'nde profesör, İhsan Tunalı, o da şimdi Boğaziçi'nde, Koç'tan emekli oldu, Boğaziçi'ne geçti. Bu meseleye çok kafayı takmış durumdaydık. Alpay'ın verdiği bir fikir var. Ben böyle demoralize olmuştum. Yani bulamayız bunu falan diye. Alpay'ın verdiği fikir üzerinden gittim ve sonuçta benim görüşüm henüz daha bu test edilmiş değil. Alpay çünkü yanlış bulmak için uğraşıyor benim yaptığım şeyde. Her bir gözlemin teker teker hangi çeyrekte yapıldığını işaretledim. Bana göre sonuçlar tutarlı. Benim kendi yaptığım birkaç tane iç testten şey yaptı. Fakat çok vakit alıcı bir şey tabii onu söyleyeyim. İkincisi, şimdi Alpay da onaylarsa ve işte insanları da bir karşılaştırma yapma imkanımız olacak belki. Onlar da onaylarsa o zaman bu çeyreklik verileri bulduk deyip analizlerimizi bundan sonra böyle yapacağız. Ama daha büyük balık var burada. O da şu, aslında bu gözlemlerde bir süreklilik var. Yani bir adreste birinci çeyrekte gidiliyor, ikinci çeyrekte gidiliyor, üçüncü çeyrekte pas geçiliyor, dördüncü çeyrekte pas geçiliyor, beşinci çeyrekte tekrar gidiliyor, altıncı çeyrekte tekrar gidiyor. Şimdi bu tür alt üst oluş dönemlerinde bu 1,5 yıllık süreklilik, yani bir adreste oturan insanları 1,5 yıl boyunca iş gücü piyasasında ne durumda oldukları, kaç para kazanıyorlar, ne işte işsiz mi kaldılar, iş gücü dışına mı çıktılar, neyse, bunu izlemek büyük bir imkan. Şimdi bu çakıştırmayı yapmaya uğraşıyorum. Yani bu dosyayı kapatmadan bitirebilirsem belki son şeyi o çakışan haneler üzerinden, buna kısa panel diyoruz. Bu kısa panel üzerinden tam bu dinamikleri analiz etme imkanı verecek bize. O zaman burada bulduğumuz ön sonuçları diyelim daha tutarlı bir şekilde analiz etme imkanına kavuşacağız. Çünkü büyük bir süreklilik arz ediyor. Yani bu adresteki insanların değişme oranı da %3-4 civarında falan. Dolayısıyla aynı insanları bulacağız hep burada çakıştırmayı yaparsak. Bunu da yapacağımı düşünüyorum. Çünkü 2014'ten sonrasında bazı avantajlarımız var bunu yapmak için. Bir de tabii bilgisayar programları çok gelişti. Özel algoritmalar falan filan var. Neyse şimdi bu işin bu kısmı. Çeyreklik analizlerle ilgili benim ettiğim her çeyrek lafında şunun altını çizmek istiyorum. Çeyrek sonuç itibariyle bir gerçekten hepsi unik yani birbirinden bağımsız gözlemlerden oluşur. İki, gözlem sayısı 1/4'e düştüğü için varyansı yani burada işte ne bileyim 2 milyon 845 bin işsiz var diyorsam bunu yıllık veriden dediğimde işte bu 2 milyon 800 ile 2 milyon 900 arasında bir rakam olarak görülebilir. Çünkü bu da bir tahmin. Çeyreklik veriye indiğimizde bunu biraz daha artırmamız gerekir. Yani 2 milyon 700 bin ile 2 milyon işte 3 milyon arasında bir şeydir. Nokta tahmin bu ama aralığı genişletmek gerekir. Bu büyük bir şey değil. Ana akımı yani bizim sonuç çıkartmamıza engel bir durum değil. Fakat buna şey yapmak gerekiyor. Bir de tabii hücreleri ne kadar küçültürsek yani kadınlar ve bölge ve bilmem istihdamdakiler falan diye böyle çok sayıda değişkeni bir arada şey yaparsak tablo vermememiz gerekir. O yüzden göreceğiz bu akademik işlerle uğraşmayan yüksek lisans doktora öğrencisi dışındaki izleyicilerimize biraz sıkıcı gelecek mecburen ama yapmamız gereken bir çok değişkenli analiz eklemek zorunda kaldım. Bazı dinamikleri daha
kontrollü bir şekilde elde edebilir. Ne görüyoruz burada? Şu çeyreklerde bir şey var. İş gücü dışında çıkışlarda işte böyle bir azalma falan varken buralarda bakın şu 2019 ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte şey yapılmış. Ama asıl büyük değişim yani kopuş diyelim 2019'un üçüncü çeyreğinde yaşanmış. İstihdamda büyük bir düşüş var. İş gücünde de büyük bir artış var. Şimdi burada şöyle bir yanılgının da altını çizmek istiyorum. Bu istihdam, işsizlik ve iş gücü geçişi çok karıştırılıyor insanlarda. Tablo verdiğimiz zaman çünkü bu karışıklığa biz yol açıyoruz. Şimdi diyoruz ki burada istihdam düştü, işsizlik, iş gücü dışındakiler arttı. %6-7 düşmüş, %4 bilmem ne artmış. Ya da payları oralara gelmiş. Ama bu şu demek değil. Çalışanlar birdenbire işlerini kaybettiler. İyi hadi ben de o zaman iş gücü dışına çıkayım. Öyle bir durum yok. Burada bir nasıl diyeyim sekansiyel bir durum var. Yani istihdamdayken işini kaybedenler iş aramaya başlıyorlar. Yani işsiz konumuna geliyorlar. Ama işsiz sayısı çok artarsa bu sefer o çok uzun zamandır iş aramakta olanlar iş bulma umudunu işte kolayca yitirebilecek insanlar da iş aramaktan vazgeçiyorlar. Çünkü iş bulmakta çok zorlanıyor. İş gücü piyasası sıkışıyor. İstihdam azalıyor. Yeni iş üretmek mümkün olmuyor. Bir yandan da çünkü şeyi düşün. İstihdamda değil de iş gücü dışındakiler yani eğitimini bitirmiş, askerliğini bitirmiş, gelmiş, iş aramaya başlamış. Dolayısıyla o iş arama, iş arayan insanlar kitlesi sadece işini kaybedenlerden oluşmuyor. İşini kaybedenler var ama bir de işte jenerasyon etkisiyle eğitimini bitiren, ondan sonra eğitimini yarım bırakan, üniversite sınavını kazanamadığı için lise mezunu olarak iş aramaya başlayan gibi bir grup insan da giriyor. Dolayısıyla işsiz sayılmıyor. Ve bu kadar çok iş arayan olunca bunların bir kısmı uzun zamandır iş aramaktan vazgeçenler de iş gücü dışına çıkmaya başladılar. Ama biz bunu bu şekilde göremiyoruz. İşte ancak şey olursa belki bunları yakalama imkanımız olacak. O kısa panel olursa bunları yakalama imkanımız olacak. Şimdi biraz fikir edinebileceğiz ama. Çünkü bazı sorular bize bu imkanı tanıyor. Bu böyle. Tabii burada bizim tarım çok işin içini şeyi karıştırıyordu. O yüzden bir de tarım dışı diye baktığımızda neler görüyoruz? İşin manzarası biraz değişiyor. Dolayısıyla bu tarımda bir sıkıntı var. Bakın iş gücü dışına çıkışta oranlar 2.32, 4.79'du. İstihdamdaki düşüşler 3.65, 6.85'ti. Tarım dışına baktığımızda aynı çeyreklerde büyük farklılıklar görüyoruz. 6'dan 3'e düşüyor. 4'ten 0'a düşüyor. Bu 1.9'un önemi işte mesela bu ikinci çeyrekten dördüncü çeyrek daha önemli bir düşüş şey yapıyor, gösteriyor negatif olarak. İş gücü dışındakilerin durumu da çok farklılaşıyor. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bakın burada böyle 1.20, 0.57, 1.18 falanken iş gücü dışına çıkan birdenbire 3 katına yakaladı. Dolayısıyla bu meseleye tarım dışı olarak bakmamızın neden gerekli olduğunu çok net gösteriyor. Yani bir problem var ve tarım bu problemi iyice bulaşık hale getiriyor. O yüzden verileri tarım dışına şey yapmamız lazım. Ne yazık ki TÜİK'in haber bültenlerinde işte şunda bunda falan tablolar oluşturmak, böyle veri tabanına gitsek bile bizim istediğimiz türde tablolar oluşturmak o kadar kolay değil. Çünkü şey çok düşüyor. Temsiliyet gücü çok düşüyor. Peki neden iş gücü dışındasınız diye bir soru var. Burada yıllara göre bir değişiklik olmuş mu? Ona bir bakmakta fayda var. İşte rakamlara baktığımız zaman çok şey görmüyoruz. Buradan kabaca diyoruz ki iş gücü dışında olanların yani 28.9 milyon var. Bunun 11 milyonu şeyden ev kadınlarından oluşuyor. Bunu daha önce göstermiştik. Bu ev kadınları için zirve noktası değil bu. 5-6 yıl önce ya da belki daha uzun bir süre önce ev kadınları 12 milyon civarındaydı o nüfusa göre. Yani payları daha yüksekti. Dolayısıyla bu tekrar ev kadınları oluyor. Burada bir şey meselesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tanımla ilgili bir mesele olduğunu da düşünüyorum. Çünkü işte bu diğer içerisinde yer alan pek çok faktör
Ev kadınıyım, işte emekliyim, yaş işte engelli, ailevi nedenler, mesela ailevi nedenler düşerken ev kadınları artıyor. Bu eminim ki bir önceki şeyde ailevi nedenler diyenler bir süre sonra ev kadını olduğunu söyleyebiliyorlar. Bunu da yine o şeyden takip etmemiz kolay olacak. 1,5 yıl içerisinde aynı bireyi izlediğimiz zaman kim nasıl cevap veriyor, bunun bir genel problem yaratacak seviyede olup olmadığını, ki TÜİK'deki uzman arkadaşlarımız, mesela Murat iş gücünün başındayken bunun böyle pek epeyce bir gözlem olduğundan bahsetmişti. Yani bir gittiklerinde ev şey demiş, aile nedenler demiş, öteki gittiklerinde ev kadını demiş. Dolayısıyla orada böyle bir dalgalanma var. Ama yine de şey değil, burada büyük rakam çok büyük olduğu için ev kadını, yani kadın katılım oranının çok düşük olmasından kaynaklanan büyük bir problem olduğunu burada görüyoruz zaten. Engelliler ve yaşlılar da önemli bir miktar. Emekli olanlar var. Emekli olanlarda bir sıçrama var mı diye bakıyorum. Olduğunu görüyoruz. Burada mesela 4,5'tan 4,9'a çıkmış. %10'la yakın bir artış var, %9'luk. Dolayısıyla bunların yüzdelerle nasıl olduğunu görürsek belki biraz daha iyi şey yapabiliriz. Şu ümidi kırıklar bir kere başlı başına bir enteresanlık. 2016, 17, 18'de ümidi kırıklarda bir azalma var. 670 al. Yani iş arıyorlar. Yani burada bu bana mesela çok garip geliyor. Çünkü 2016'da ekonomi açılmaya başlamamıştı, yani kriz içindeydi, ama insanlar belki de gelirleri düştüğü için iş bulamayacağını düşünse bile belki bulurum umuduyla aramaya başlıyor. Ufak ufak 2018'de bir parça kıpırdanma oldu herhalde. Onu bir şeyle, makro ve değişkenlerle de birlikte okumak lazım. Ümidi kırıklarda da bayağı bir azal var. Veya yine bir tanım problemi var burada. Yani o tanım probleminden kaynaklanıyor olabilir. Sonra 2019'da eksi 14 iken artı 14,75, yani 546'ya düştükten sonra birdenbire 627'ye geliyor. Burası bir soru işareti. Gerçekten büyük bir artış var. İş aramayanlarda 2,14. İşte bunlar şey, iş aramıyor ama hani çalışabilecek durumdayım falan diyenler, mevsimler, ev kadınlarında azalma var, azalma var, azalma var, sonra bir çıkış başlıyor. Gördüğünüz gibi 2014'te 11 milyon 589 bin nüfus, aslında 28 milyon 200 binken nüfus neredeyse 28 milyon 920 bine geliyor. Nüfus değil de bu iş gücü dışında olanlar 28 milyon 900 bine geliyor. Ev kadınlarındaki artış da 11 milyon 359 bin. Yani sadece 2018'de 19'u karşılaştığımda büyük bir artış görüyoruz. 2,69'luk bir artış görüyoruz ama bu daha henüz 2014 seviyesine çıkmamış sayı olarak. Dolayısıyla yani TÜİK böyle bir numara çeviriyorsa o zaman önce şeyi sormamız lazım. Yani ne numara çevirdi de bu 11 milyon 61 bine düştü. Sonra başka ne numara çevirdi de 11 milyon 159 bine düştü. Yani artarken numara çeviriyorsa düşerken de numara çeviriyor olması lazım. Buna bir bakmakta fayda var. Doğru. Öğrenciler, öğrenciliğe devam edenler var. Öğrencilerin sayısı normalde bence azalıyor olması lazım. Yani işte çünkü doğum oranlarında düşüş olduğu için her gelen jenerasyon bir öncekine göre biraz daha az çağ nüfusu barındırdığından dolayı onlarda bir azalma var. 2019'da öğrenci sayısı düşmüş. Emeklilerde büyük bir sıçrama var. Bunu da neden olabileceğini söylemiştik. Özellikle işten çıkarmalar söz konusu olduğunda, bu işten önce emeklilik yaşı gelmiş olanları çıkartmayı tercih ediyor patronlar. Dolayısıyla bu iş gücü dışına doğru bir çıkışı şey yapabilir. Doğrudan doğruya istihdamdan iş gücüne çıkışın tek kanalı burası aşağı yukarı. Tek rasyonel kanalı diyelim. Yaşlı ve engelli, işte ailevi falan filan. Diğerdeki artış da çok, bu diğerin böyle oynak olması çok normal. Ama bunun çok oynadığı sayı az olduğu için önemli değil. Şimdi tarım dışında ise durumlar böyle. Tarım dışında manzara bir Evet. parça daha vahim oluyor ama ana eğilimlerin değiştiğini söyleyemeyiz. Şimdi burada ne yaptık? Burada bir
Asıl iş gücü piyasası içerisinde, iş gücü piyasasını toplam olarak gördüğünüzde 70 yaşındaki adamla 20 yaşındaki adamı bu okunmuyor galiba, değil mi? Ama yapacak bir şey, şöyle yapabiliriz. Tamam. 20 yaşındaki adamla 70 yaşındaki adamı ayrıştırmak gerekir. Şimdi bunun için ne yaptım? Bunun için yaş, çünkü şey yapıyor, çok böyle gerçeği örten bir mesele haline dönüşebilir. O yüzden doğum yıllarını esas olarak kuşaklar oluşturdum. Şimdi normalde tabii bizim alışık olduğumuz şey 40 kuşağı, 50 kuşağı, 60 kuşağı diye geçer, 70 kuşağı, 80 kuşağı falan diye. Fakat bizim veri 2019'da bittiği için, 15 yaş üstü nüfusu kapsadığı için de burada ben 45'ler, 55'ler, 65'ler şeklinde, yani bunu şöyle okumak gerekiyor. 45'ler dediğim zaman 45 yaşından 54 yaşına kadar olanlar. 55'ler dediğinde işte 55 yaşından 64 yaşına kadar olanlar. Ve bütün bunlar, bütün bu çeyreklerde bu grup sabit hep. Yani hep doğum yılı esaslı tamamla şey yaptığı için. Dolayısıyla orada bu gruptakilerin başına işte 6-7 yılda ne geliyor onu daha rahat izlememiz mümkün. Hepsi için yapılmışları var ama ben burada özellikle 2018 ve 2019'u aldım. Çünkü 2019'da çeyrek bazında bir değişiklik var. Şimdi bu istihdamda işsiz, iş gücü dışı diye aldığımızda, tarım dışı sektörler yanılmıyorsam, gördüğümüz gibi aslında iş gücü piyasasının kuşağı, şey, daha doğrusu onu şuradan göstereyim. Kaymağı bu 55'ler, 65'ler, 75, pardon, 65'ler, 75'ler ve 85'ler. Yani 5 milyon 834 bin istihdamda olan insan var bu çeyrekte. Bunu şey diye algılamayın. Bunu 4 ile çarptığınızda tarım dışı yıllık nüfusu bulursunuz. Ben o bir yıllık şeyi çeyreğe böldüğümüz için nüfus böyle, ama bir şey değişmiyor sonuç olarak. Bir çeyrekte 5 milyon 800. Dolayısıyla bunu işte 4 ile çarparsanız da söylediğim gibi yıllık şeyi görürsünüz. 1 milyon 134, 1 milyon 790. Dolayısıyla aşağı yukarı 5.800'ün 1, 2, 3, 4, 4.5'u bu kuşaktan insanlar tarafından dolduruyor. Dolayısıyla onun dışında kalanlar 700, 1 milyon 100, 1 milyon 200 gibi bir rakam tutuyor. 1 milyon 200 75'lerin ve 60, 85'lerin tek başına şeyinden bile düşük. Dolayısıyla bu çok şey değil. Ana akım burada yani. Ana eksen burası. Dolayısıyla bunların davranışları veya başlarına neler geldi, davranışları nasıl değişti, onu izlersek daha iş gücü piyasasının yapısı ve nelerin değiştiği üzerine daha fazla bilgi sahibi oluruz. O yüzden bu gri ile işaretlenmişler bunları gösteriyor. Şimdi bunlar işte bu çeyrekteki oranları gösteriyor, paylarını gösteriyor. Yani 45'lerin %7.62'si istihdamdaymış, 0 aşağı yukarı %1'i iş arıyormuş, %91'i de iş gücü dışındaymış. Normal olarak. 55'lerde %71, 65'lerde 43, 75'lerde 31, 85'lerde 32. Bu 85'lerde niye daha yüksek? Birazcık daha yüksek. Gerçi yani baktığın zaman sınırın, bu iki rakamı aynı kabul etmemiz lazım. Ama işte bunlar da iş gücü piyasasına bir jenerasyon etkisi dersek, hani iş gücü piyasasına girişte zorluk çeken bir kuşak. Dolayısıyla belki de o yüzden diyebiliriz. Ama 95'lerde tekrar 65'e çıkıyor. Çünkü bunların bir kısmı belki eğitimlerine devam ediyor halen. 95 ile 2004 arasındakiler. Büyük bir kısmı eğitimlerine devam ettiği için onları iş gücü dışında görüyoruz. Veya ilk işi bulmak da çok zorlaşıyor tabii. Ama bu işte 2019'da böyle değişmiş. 56'ya düşmüş falan. Peki şu üçüncü çeyrek bizim bir farklılaşma olup olmadığını anlamamız için daha uygun bir şey. Burada ne yaptık?
bu üçüncü bantta. Bu iki değişim, iki payın nasıl değiştiğini oranlayarak buldum. Yani şu demek. 1.35 çok küçük bir rakam, 1.50 yine küçük bir rakam ama %10'luk bir artışa şey yapıyor. Yani 45 yaşın üstündekilerde %10'luk bir artış olmuş. 45'lilerde %12'lik bir azalma olmuş. Yani onlar böyle bu iş gücü değil istihdam olacak, özür dilerim yanlış yazılmış. İstihdamdan kaçış var. Yani artık normal olarak yani emekli olarak gidiyorlar bilmem ne falan filan. Ama işsizlerde de iş arayanlarda da belki emekli olup iş arayanlar var gelir problemi yaşadıkları için. Onlar falan da böyle. İş gücü dışına çıkışta da bir artış olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama en yüksek artış iş gücüne çıkışta şurada 55'ler ve 65'ler. Şimdi 65'ler iş gücü piyasasında en iyi konumda olması gerekenler. Tecrübeleri yüksek. İşte kaç yaşında bu 65'ler? Sonuç itibariyle 35, 45, 50 yaşındaki insanlardan bahsediyoruz yani. 50-60 arasındaki insanlardan bahsediyoruz. Artık iş gücü piyasasında gerçekten zirve. Dolayısıyla bu olması gerekenin çok üstünde bir rakam. 1.59. Ama burada 50 yaşlılarda bir çıkış olduğunu söyleyebiliriz. 65 doğumlularda, 65-74 arasında doğanlarda bir çıkış olduğunu büyük ihtimal mecburiyetten. 75'lerde ve 85'lerde ve 95'lerde büyük azalmalar var. Bunlar da iş gücü piyasasına girmeye başlıyorlar. Pardon, özür dilerim. İş gücü piyasasına girmeye başlıyor. Burada tabii azalma olduğu için ya iş arıyorlar ya istihdama geçmişler. Dolayısıyla bu azalma bunu gösteriyor. Zaten bu 95'lerde işte askerden gelenler, eğitimi bitirenler falan doğal olarak azalacak rakamları yıl içerisinde. Bu ara baktığımızda şurada bir anormallik görüyoruz. 1.38. Bu artık üçüncü çeyrekten itibaren bir sinyal geliyor. İş gücü piyasası da öyle büyük bir daralma var ki bakın istihdamda olanların sayısı oranı falan yani istihdama girenlerin oranındaki değişim %7.60 azalıyor. Bu üçüncü çeyrekte bir şok dalgası gelmiş. Nitekim o şeyde de görmüştük. Dördüncü çeyrekteki durum üçüncü çeyreğe göre daha iyiydi. İyi gözüküyordu. Bir şok vurmuş ve bu bir sıkıntı yaratmış durumda. Yani iş gücü piyasasında bir büyük daralmadan bahsediyoruz. Şimdi tabii bir de neden olduğunu anlamak gerekiyor bunun. Bu kolay değil. Çünkü bizim burada tabloyla gösterdiğimiz her durum diğer etkili değişkenlerin sabit kaldığını varsayıyor. Dolayısıyla bir büyük sıkıntı. Ama bunu gidermek için çok değişkenli bir analiz yapmak lazım. Çok değişkenli analiz yapmak demek de biraz anlatması zor tekniklere gitmeyi gerektiriyor. Şimdi ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Akademik işler yapmayan izleyicilerimizden özür diliyorum bunu bu şekilde koymak zorunda kalıyorum ama inanın ki başka bir yolu yok. Şimdi bizim üç tane şeyimiz var. İstihdamda olanlar, işsizler ve iş gücü dışındakiler. Bunları birbirinden ayıran, bu gruplara insanları sokan bir takım faktörler olduğunu düşünüyoruz ve bunların ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bunların ne olduğunu bulduktan sonra da bu durumu ortaya çıkartan şeyler neler? Onlar hakkında da bir akıl yürüteceğiz. İktisadi mekanizmalar hakkında. Onun için tabii biraz daha istihdamı, işsizliği, şunu bunu konuşmamız lazım. Yani en son şeyde genel resim hakkında daha iktisadi bir yorum yapabileceğiz. Şimdi henüz bazı sorular var kafamızda, onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu multinomial logit diye bilinen bir regresyon yani ekonometrik yöntem. Üç grup var, üç gruba insanları atıyoruz ve bu atamaları etkileyen değişkenler var. Dolayısıyla burada gördüğümüz rakamlar aslında işte bu insanların bir baz gruba göre istihdamda olanları baz seçtik. İşsiz olanların mesela kadın eksi 41 istihdamda olanlara göre işsiz olma ihtimali daha düşük kadınsa. Neden? Çünkü zaten kadınların iş gücü piyasasına girişleri ancak çok yüksek eğitimle gerçekleşiyor. Çok yüksek eğitimle gerçekleştiği için de
Onların işsiz kalma ihtimali biraz daha erkeklere göre düşünüyor. Şimdi hemen aklınıza şey gelebilir, tekstilde çalışan kadınlar, ev işi yapan kadınlar. Ama oran olarak baktığımızda bu tür işler yapan, yani bu tür eğreti iş diyelim buna, eğreti işler yapan erkek sayısı da çok fazla. Kayıt dışı çalışanları, şunu bunu bilmem nesini falan dikkate alacak olursanız. Kayıt dışı demişken buraya kayıt dışını koymayı unutmuşum. Çok büyük bir eksiklik. Onu düzeltmem gerekecek. Ama bu kadınları. Fakat şunu görüyoruz. İstihdamda olanlarla işsizler arasında böyle bir farkın azaldığını, olasılık olarak farkın azaldığını görmek demek. Bu şu anlama geliyor. Kadınlar da istihdamla işsizliği birbirine oranlayacak olursak eğer, işsizlerin istihdama göre oran, istihdamdakilere göre oranı düşmeye başlıyor. Yani işsizliği boşaltıyor kadınlar. Normalde bu aynı gitseydi bu oranın korunduğunu varsayacaktık olasılık olarak. Eğitime göre baktığımızda burada da okul biten bu TÜİK'in verdiği isim eğitim seviyesi burada baz olan şey okuma yazma bilmeyenler yani okul bitirmeyen diploma sahibi olmayanlar ilkokul işte ortaokul lise falan hep bunlara göre azalıyor. Şiddetlerine baktığımızda da en yüksek aslında yüksek şey lisanstakilerin olması gerekirdi en düşük. Fakat ortaokul lisede pardon bu lisanstakilerin daha kolay iş bulduğunu gösteriyor bize. Neye göre? Lisedekilere göre hemen hemen iki kat daha kolay iş buluyorlar. Ama işte bunlar 15'ten 12'ye düşüyor, 20'ye çıkıyor, 43'e çıkıyor falan böyle bir dalgalanma var. Fakat böyle bir şey var. Geçen yılki faaliyet durumu bu önemli bir şey. Yani akımın ne olduğu hakkında bize fikir verecek. Geçen yıl istihdamdaysa işsiz olma ihtimali çok çok düşük. Yani geçen yıl istihdamda olanların dan işsizliğe geçenler, geçen yıl istihdamdayken istihdamda olanlara göre 2,3 kat daha az diyebiliriz buna. İşsizlerde geçen yıl istihdamda olandan işsizlere geçişte bir şey var. Artış var. Geçen yıl dolayısıyla 57, 56, 58 ama hep aynı kalmış. Bu ikisi arasındaki farkı söylemeyi unuttum. Bu bütün çeyrekleri içeriyor. Bu yani aşağı yukarı 1 milyon 800 bin, 2 milyonun 1 milyon 800 bin civarında gözlem var burada. Bu sadece 2018 ve 2019'u içeriyor. Bu da sadece 2019 yılını içeriyor. Dolayısıyla burada karşılaştırma yaparken son yıllarda katsayılarda büyük değişiklikler var mı ona bakmaya şey yapıyoruz. Gayret ediyoruz. Şurada baktığımda eğitimde böyle büyük bir katsayı değişikliği 2.92 evet şeyde geçen yıl istihdamda olanların işsizliğe geçme olasılığı bir hayli yükselmiş 2.31'den 2.90 2.29'a kadar. Pardon değişmemiş. 90 diye gördüm de 2.29 o. 57 58 bu da değişmemiş. Bunlarda da büyük bir değişiklik. Şu eğitimde evet eğitimde 0.30'dan 0.51'e kadar çıkmış son yıllara baktığımızda. Yani ana eğilim 0.30'larda kalmasını söylerken olasılığın bu 0.51'e çıkmış. Bu şunu gösteriyor. Eğitimini tamamlayıp iş gücü piyasasına giriş yapanlar işsiz kalıyor. Yeni iş bulma çok zorlaşmış. Neredeyse %60'a yakın bir artış var. İş bulmakta çok zorlanmaya başlamışlar 2019'da. Genel trende göre 0.30'dan 0.51'e çıkmış. Düşmüş daha doğrusu. Emekliliğe giriş de yükselmiş. 19'dan 22'ye çıkmış. Çalışamaz durumda olanlar işte bir parça artmış ama bunların sayısı zaten çok küçük. Anlamlı da değil gösterge katsayı olarak. Ev işi yapanlar 19, 12, 18. Yani 2019 aslında genel trendi yakaladığını söyleyebiliyoruz. 2018'de dahil ettiğimizde bu çok daha düşük oluyor. Dolayısıyla oradaki düşüşü ana rakamlarda da görmüştük. Yani ev kadınlarındaki artış ortalamaya yaklaşmayı sağlamış. Bu şunu da gösteriyor olabilir. Eğreti istihdam diye tanımladım ya. Ev işi yapıyor aslında. Fırsat bulursa tarım dışı olduğunu unutmamak kaydıyla söylüyorum. Fırsat bulursa da işte bir gidip şeyde part-time bir iş bulabilir veya işte temizliğe gelebilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir.
Eğer ülkede genel gelir seviyesinde bir düşüş olursa bu işlerin de önü kapandığı için bu defa ne oluyor? Bir daha gittiğinizde işte sağ solu bir saat bile olsa bir temizliğe gittiyse istihdamda sayılan insan o işi kaybettiyse artık istihdam dışına çıkmış, iş gücü dışına çıkmış oluyor. Ve bunlar aktif iş gücü şey iş arama durumunda olan insanlar değil. Çünkü iş arama herhangi bir iş arama kanalını kullanmıyorlar. İş aramayı öyle tanımlıyor çünkü TÜİK. Yani ben iş arıyorum demek yeterli değil orada. İş arıyorsun tamam güzel. Hangi kanalı kullanıyorsun? İş kura mı gittin? İşte arkadaşlarına mı söyledin? Aileyi mi seferber ettin? Ne yaptın? Böyle bir sürü şey var. İş arama kanalı var. Onlardan en az bir tanesinde aktif bir etkinlik göstermiş olmak gerekiyor iş arayan kategorisine girebilmek için. Ben iş arıyorum deyip de herhangi bir kategoride etkinlik göstermiyorsa onu iş aramıyor diye kodluyor. İş gücü dışına diyor diye kodluyor. Uluslararası standart bunu gerektiriyor çünkü. İrade beyanı yani bir tür sen az önce söylediğin gibi. Kohortlarda ise baktığımızda yani kuşaklara baktığımızda rakamlarda büyük değişiklikler var. 45'ler doğal olarak artık bunlar çünkü çok yaşlı insanlar. Doğal olarak 55-60'larda hepsinde hemen hemen bir yükselme söz konusu. 2.19, 3.29, 3.62 gibi. Dolayısıyla bu genç kuşaklarda çok şey zor bir hayat bekliyor onları. Bunları da geçiyorum. İş gücü dışında bu evet bu da benzer bir analiz. Bu süre çünkü doluyor. Vaktimiz varsa biraz şeye gidebiliriz. Yani burada özet olarak şunu söyleyelim. Evet. Özetleyelim de. Özet olarak bir iş gücü dışına çıkış bir vaka. Ama bu sanılanın aksine rakamlara daha uzun bir perspektiften baktığımızda ev kadınlarına işte yazılması bilmem ne falan değil. İş gücü piyasasının büyük bir büzülmeye özellikle üçüncü çeyrekte bir şok yediğini, bu şokun sonucunda iş gücü piyasasına yeni giriş yapan, eğitimini bitirmiş, askerliğini bitirmiş, gelmiş, iş aramaya başlıyor, iş bulamıyor. İş bulma süresi uzuyor. Şey yapanlar, çalışmakta olanlar işlerini şey yapıyorlar, kaybetmeye başlıyorlar. Özellikle eğreti istihdam diye adlandırdığımız ki bu istihdam meselesini konuşurken bunun üzerinde ayrıntılı olarak duracağız. Benim tahminim büyük miktarlarda buralarda işler kapanmaya başlıyor. Özellikle inşaat gibi işte şu gibi derin kriz içerisinde olan sektörlerin etkisi orada gözükmeye başlıyor. Ve bu sürüklenme, bu iş gücü piyasasındaki bu büzüşme insanların iş gücü piyasası dışına çıkmasına neden oluyor, itiyor. Emekli olabilenler emekli olarak gidiyorlar. Uzun zamandır iş aramakta olanlar, çünkü 7 yıllık, 8 yıldır, 5 yıldır, 6 yıldır iş arayanlar var. Onlar artık iyice kalabalıklaştığı için iş arayanların grubu, onlar da dışarı çıkmaya başlıyorlar ve bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bunu hani TÜİK'in eğer bir çarpıtması söz konusuysa bile bu durum iş gücü piyasasında büyük bir büzüşme olması büyük bir iktisat yönetimi problemidir. Bunun için hiç TÜİK'le falan polemik yapmaya gerek yok. Bizim ya da bu durumdan memnun olmayan insanların, muhalefetin polemik yapması gereken merci bu işten sorumlu olan insanlardır. Niçin bu daralma oluyor? Onu ortaya koyalım. İktidara geldiğimizde bu daralmayı nasıl engelleyeceğiz? Onu ortaya koymayı, enerjiyi harcamak daha mantıklı geliyor bana. Bu veri aslında TÜİK'in güvenilmeyen verisi, aslında hükümetin lehine bir sonuç vermiyor. Değil. Zaten kötü gidişin sinyalleri var bu veride. Evet, doğru. Bu nasıl bir manipülasyondur? Evet. Soru bu. Tabii burada şimdi Birol Aydemir meselesi de var aslında. Birol benim çok hakikaten takdir ettiğim başkanlardan bir tanesidir. Hemşerimdir aynı zamanda. Çok yakın. Erzincanlı.
Tabii çok yakındır bizim köylerimiz. Oo. Fakat burada ben dikkatlice okudum. Uzun da bir tweet şeyi yaptım. Yani 24 tweetten oluşan bir flood da yazdım. Kendisi eğer okur da yanıt verirse sevinirim. Şimdi bu yazı şey, Independent'ta yazılmış. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Ben bakmadım ama. Sen hızlı bir şekilde bunu da geç de Peki. gündemde çünkü bu. Evet. Şimdi tabii başkan, eski başkan olduğu için yani ben bir şey dediğim zaman, sen bir şey dediğin zaman biz dış kapının mandalıyız biz. Sonuç itibariyle kullanıcıyız. Kullanıcı imkanlarıyla bir şey söylüyoruz. Bir başkası eleştirir zaman o da kullanıcı imkanlarıyla söylüyor. Bir daha çok eleştirenler zaten kullanıcı da değil. Sadece hissiyatlarıyla konuşan da geniş bir kitle var. Ama Birol Bey sonuç itibariyle bu kurumun başkanlığını yapmış birisi. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Yani diyorsa ki arkadaşlar burada TÜİK'in yaptığı rakamlarda problem var. O zaman bunu dikkate almamız gerekiyor. Yani işi bilen birisi. O yüzden çok dikkatlice okudum. Hatta biraz da böyle ulan galiba bu TÜİK verilerini kullanma işinde sonuna geldim herhalde. Birol Bey böyle konuşuyorsa bir argümantasyonu vardır diye. Fakat argümanlarını çok zayıf bulduğumu itiraf etmek zorundayım. Şimdi diyor ki en son İstanbul'da işsizlik düşüyor. Bu çok komik falan filan. İşte İstanbul'un düştüğü yerde işsizlik düşer mi? İddia şu. Ya metot değişikliğine gitti ya soruyu değiştirdi. Şimdi Birol Bey benden çok daha iyi bilir. Metot değişikliğine gitmesi demek şeyin, TÜİK'in uzun bir prosedürü var ve uzun prosedür TÜİK oturuyor böyle hani kafadan ya şu metodu değiştirelim yapamaz. O prosedürün içerisinde bizim gibi uzmanlarla, bu veriyi çok kullanan uzmanlarla toplantılar var, yapması gerekir. Kendi içerisinde uzunca bir hazırlık yapması gerekir. Bu uzun hazırlık içerisinde gerekiyorsa danışmanlık alması gerekir. Muhakkak Eurostat'ı, ILO'yu şey yapması lazım, haberdar etmesi gerekir. Oradan da insanlar gelip oradan da bir onay alması gerekir. Çünkü metodu kafaya göre değiştirdiğin zaman harmonize metottan ayrılmış olursun. O zaman bizim burada hesapladığımız, yani TÜİK'in burada hesapladığı işsizlik oranı ile Polonya'da hesaplananı, İspanya'da hesaplananı karşılaştıramaz duruma düşersin. Şimdi Eurostat böyle bir şey demiyor. Eurostat geçenlerde göstermiştim. 2019'da Evet. tam uyumlu diyor metodoloji. Şimdi burada ima edilen şey eğer şuysa, çaktırmadan değiştirdiyse o zaman Birol Bey'in bunu ortaya koyması lazım. Aksi halde uygun olmayan bir durumla karşı karşıya kalırız. Veya soruyu değiştirdi diyor. Şimdi bu da şey, yani siz soruyu öyle bir sorarsınız ki şeyi yönlendirirsiniz. Deneyi. İşte böyle gri alanlar vardır. O gri alanlarla oynayarak oradan buraya ki bu tanımların bir kısmında bunun olması mümkün. Ama bu soru değişikliği değil. Yani ben onu demek istediğini çıkarttım. Soru değişikliği yaptığı zaman da çünkü biz soruları alıyoruz, bakıyoruz. Yani şıkları ne, sorusu ne, bilmem ne falan filan diye. Evet. El kitabı var. O el kitabına da bakmak gerekir falan. Dolayısıyla Meta veri de var. bunlar kuvvetli argümanlar değil. İş gücüne katılım 5,7 puan düşmüş. Evet, daha önce de oldu. Hatta büyük ihtimal kendi döneminde oldu böyle bir şey. Bu 5,7 puan olmasa bile yüksek düşüşler oldu. Böyle bir şey olmaz. Savaşta, afette olur. Doğru, aşağı yukarı büyük bir, derin bir krizle karşı karşıyayız. Bu iş gücü piyasasını etkiliyor. Bu derin krizde bizim izleyemediğimiz bir de teknolojinin etkisi var. Onu da ihmal etmemek gerekir. Bu da gerçekten çok büyük bir yapısal dönüşüm yaratan bir faktör diyebiliriz. Birisi ekonomist olarak da olağanüstü dönemde böyle bir oranla karşılaşmayız. İşini kaybeden otomatik iş gücü piyasası dışında mı kabul ediliyor? Bunun tercümesi bu. Şimdi bu da argümante edilmeden edilmiş bir laf. Ülkenin bu yana kurumlara güven bitti. Buna katılıyorum. Ama bu kurumlara güven bitmesi TÜİK'te de başka kurumlarda da kurumların bağımsızlığını yitirmesi doğrudan doğruya dar bir ekibe entegre edilmesinden kaynaklanan bir şey. O zaman şu anda bir muhalefet partisinin başkan yardımcısı kendisi. Ben bu lafı eden bir başkan yardımcısından şunu duymak isterim. Biz iktidara geldiğimizde TÜİK yasasını öyle bir değiştireceğiz ki şu 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 noktalarla bir daha kimse TÜİK'e dokunamayacak. Bağımsız olacak, biz de dokunmayacağız, başkaları da dokunmayacak.
Dokunamayacak. Merkez Bankası'ndan daha bağımsız bir kurum olacak. Yani gelişmiş ülkelerdeki Merkez Bankası'ndan daha bağımsız bir kurum olacak. Bunu bekliyorum. Bunu bütün muhalefet partilerinin taahhüt etmesini bekliyorum. Sırf TÜİK'le de ilgili değil, diğer kurumlarla ilgili olarak da. Dünyada istatistik üretme ilkeleri vardır. Bu ülkede bir koydu uluslararası falan filan. Neyse Yunanistan meselesine geliyor. Borç stoğu, bütçe açığı konusunda AB'ye yanlış veriyor. Bu çok talihsiz bir örnek. Şimdi O şehir efsanesi onlar. yok. Doğru diyelim ki. Yani borç Biliniyordu böyle bir şey yapıldı. evet Görmek ama istemedi Avrupa. şöyle bir problem var burada. Argüman olarak bir problem var. Şimdi borç stoğu, bütçe açığı nasıl ölçülür? Bütçe açığını kim hesaplıyor? Hazine hesaplıyor, değil mi? İşte ilgili kamu otoritesindeki ilgili birim bu hesaplamaları yapıyor. Bu hesaplamalar yine bazı kamu kurumları tarafından denetleniyor. Hesaplar mikro seviyede denetleniyor. Mecliste muhalefetin denetimine tabi oluyor. Bütün bu süreç bittiğinde de idari kayıt haline geliyor. TÜİK de gidiyor, bu idari kayıtı alıyor, istatistiğe dönüştürüyor. Şimdi bu anketle toplanan veri değil ki TÜİK burada çarpıtma yapsın. Eğer bir problem varsa muhalefet görevini yapmamış demektir. Borç stoğuna güvenmiyorsak, bütçe açığına güvenmiyorsak ki ben güvenmiyorum. Yeteri kadar demek ki sivil toplum kuruluşları biz işte denetim yapmamışız demektir. Veya sorguluyoruz demektir. Ama kalkıp bu şuna benziyor. Yani tweet'te de onu yazdım. Yani ağır hakaretler ve tehdit içeren bir mektup yazıyor biri, birine gönderiyor. O mektubu alan kişi postacıyı dövmeye başlıyor. Mektubu getirdi diye. Değil, o bizim derdimiz o mektubu kim gönderdiyse ona bulaşmak. Onu yapmak lazım yani. Yunanistan İstatistik Enstitüsü'nde dolayısıyla korumuş olalım bu anlamıyla. Siyasetçi kimliğine söylemiyorum, 20 falan filan. Evet, burada devlet soyuldu, burada gerçekten katılıyorum buna da. Ama dediğim gibi böyle bir iddiada bulunuyorsak, o zaman iktidara geldiğimizde de bu durumu nasıl değiştireceğimize dair bir planı ortaya koymamız gerekir diyorum. Çok Evet. konuştum galiba. Geçelim. Birol Bey'in cevap hakkı her an istediği zaman verebiliriz. Onu da söyleyelim. İstediği zaman konuk olabilir. Belki buraya görüşmede dile getirilmemiş argümanları vardır. Biz de onları öğreniriz, tartışırız, konuşuruz. Çok da canlı bir tartışmacıdır. Peki, bu haftalık bu kadar olsun. Evet. Önümüzdeki hafta daha da bir var elimizde. Yok, bir hafta Sonuçlar da istihdam var. boyutuna geçelim diyorum ben. Ondan sonra da işsizleri inceleriz. Evet. Sonra da total bir şey yaparız. Tamam. Peki. Peki, hoşça kalın. Söyleyeceklerimiz bu kadar, değil Evet. Ruhi senin mi? dediğin gibi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.